Sıra uygulamaya gelmiştik. Demiştik ki linkliste bizim bir köy için çok uygun yapılar. Niye? Çünkü linklisten başından bir tane aldığı zaman geriye yine bir tane linklist kalıyor. Ve küçülmüş bir linklist kalıyor. Tam bir köyüne uygun bir yapar. Bir köy çünkü ne diyordu? Çekmeye başladı değil mi? Evet. Ya o ne kadar diskleydi var bunda? En son çıkanı öpmüşüm de. Yazıyor mu? Yazmıyor ki. Nerede yazıyor yani? Tamam gitmeyebilir. Belki ona dikkat et. Bu biraz önce vardı, kayboldu mu şimdi? Linklist'in şeyler için ne kadar uygun olduğunu konuştuk Recursion için ve bir iki tane örnek yaptık. Buralar dediğim gibi Recursion'u öğrenmek için, Linklist'in HTML'i ne kadar iyi öğrenmek için güzel yerler. En son şunun hakkında konuşmuştuk herhalde. Hatta demiştik ki ben, ne demiştik? Sadece bir tane referansı alan bir metot yazalım mı demiştik? Evet yazalım demiştik, orada yazmıştık. Ne yapıyordu o? Esasında heading gösterdiği yeri remove etmiyordu da heading next'in remove'ydu. Dolayısıyla heading next'in istediği set edebiliyordu. Onun hakkında konuştuk. Şimdi klasik problemlerden bir tanesi Carlos Panay. Ona bakacağız. Ondan sonra başka bir tane daha örnek var. 1-2-3 tane daha klasik recursion örneklerine bakacağız. Bunlar birazcık daha recursion olmayan yöntemlerle çözülmesi zor olan şeyler. Çözülmesi zor olan dediğim örnekler. Niye bu örnekleri veriyoruz? Çünkü bunların recursive olmayan şeyleri düşündüğün zaman işin içerisinden pek çıkamıyorsun. Ya nasıl yaparım bunu falan filan diyemiyorsun. Aklına hemen bir yöntem gelmiyor. Gelen yöntemlerin çoğu da recursion gerektiriyor. Carlos Afanay'ı biliyorsunuz. İlk önceden başlayalım. Herkes biliyor değil mi Carlos Afanay'ı problemini? Ne? Şeyde problemi tanıma. 3 tane elinizde çubuk var. Ve bu çubuklara geçebilen diskler var. Ortaları delik bu diskleri. Sizin göreviniz şu diskleri bu L çubuğundan R çubuğuna taşımak. Ama taşırken birer birer taşıyabiliyorsun ancak. Bir tane disk taşıyabiliyorsun verilen bir zamanda. Birden fazla diske dokunmak yok. Şu üçünü birden alıp tak diye öyle taşımak yok. Kurallardan bir tanesi bu. Diğeri ne? Hiçbir zaman küçük bir diskin üzerine büyük disk koyamıyorsun. Yani şu üsttekini alta onun üstüne onu koyamıyorsun. Tamam, iki tane temel kural var. Amacınız da şu üç tane çubuğu kullanarak hiçbir zaman çubuklar dışında tutmak da yok diski. Tamam mı? Üç tane çubuğunuz var. Bunları buradan buraya taşımak. Problem bir tane olsa çok kolay. Bir tane olsa çok kolay. Değil mi? Diyelim ki elinizde bir 2-3 tane şey var. Çubuk var ve elinizde bir tane disk var. Hemen bunu buradan alırım, çıkarırım, buraya takarım. Bir tanesi çok kolay. İki tanesi de kolay. İki tanesi de zor değil. Onu nasıl yaparım? Yapacağın şey şunu alıp buradan şuraya koymak. Sonra bunu alıp buradan buraya koymak. Bunu da buraya koymak. 3 tane olduğu zaman iş karışmaya başlıyor birazcık, değil mi? 3 tane olduğu zaman karışmaya başlıyor. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. 3 tane diskim var. Nasıl yaparsınız? Küçüğü buraya aldım. Gözünüzde canlandırabilir 3 tane değil mi? Çok rahat. Küçüğü buraya aldım. Oradan C'yi buraya aldım. Küçüğü onun üzerine attım.
Büyüğü aldım, buraya koydum. Ondan sonra küçüğü en başa koydum. Ortancayı bunun üzerine koydum. Küçüğü de onun üzerine koydum. Gözüne canlandırabiliyorum. Ama dört tane geldiği zaman dört tane gözüne canlandırabilen var mı? Şurada dördüncü. Aynısını yapacağım o üçlüsünü. Biraz önce yaptığında aynısını yap. Tamam mı? Güzel mi? Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama gözüne canlandırabiliyordum onu. Biraz önce yaptığımın aynısını yaparak şu üç tanesini şuraya taşıyabildim değil mi? Tamam. Öyleyse en alttakini al şuraya taşı. Onu da yaptım. Ondan sonra ilk başta yaptığım üç tane taşıma işlemini, üç tane yaptığım taşıma işlemini hani buradan buraya taşımak yerine şuradan şuraya taşı. İyi de burada başka bir tane disk var olsun önemli diyor. Zaten bunların hepsinden daha büyük olduğu için o çubuğu sanki boşmuş gibi görebilirsin. Onu da yapabildim. Değil mi? Tam dörtten gözümde canlandıramıyorum ama rekörsel mantık bana bunun aklına düşünme imkanı veriyor. Dört tane seni dört taneyi gözünde canlandırabilen var mı? Havada diskler uçuyor. Bir tane havada diskler uçarak gözünde canlandırıyor. Kapladığım zaman gözüme küçük disk bir yerden bir yere uçuyor. Yaşamını yapışıyor. İkincisi de öyle. Tamam mı? İkincisi de bunu buraya ben ikinci de tamam. Üçüncü de birazcık şöyle zorlamam lazım. Bir zor kısmam lazım falan filan oluyor. Üçüncü oluyor. Onu oraya at, onu oraya at, onun üzerine böyle tık tık geliyor. Dördüncü yok. Dördüncüye teker teker şeyimi etmiyor. Benim kafam, aranızda belki bazıları kafası yetiyordur ama benimkisi gözümde canlandırmaya yetmiyor. Kayboluyorum yapmaya çalışırken. Ama kafam şuna yetiyor. Induction biliyorum çünkü ben. Kafam şuna yetiyor. Üç tanesini taşımak için biliyordum. Bir tane yöntem var. Onu yaptım. Bir tanesini taşırım. Küçük lokum onu ben çok rahat tutarım. Bir tanesini taşımakta bir şey yok. Aynı yöntemi kullanarak üç tanesini de buranın üzerine tekrar taşıyabilirim. Problemi de çözmüş olabilirim. İlk ölçün zaten buydu. İteratif belli seviyeden sonra en tane disk için kafam basmıyor, çalışmıyor. Biraz önceki add, remove, link list örneklerini iteratif düşünebiliyordum hepsine. İteratif yazarım ya, dümdüz gider falan filan diyordum, o tür şeyler diyordum. Hepsinin iteratif oluyordu ama bunda iteratif çalışmıyor. Bunda recursive düşünmek lazım. Ne? Recursive adım ne burada? Recursive adım base case. Bir tanesinin taşımasını biliyorum. Çok kolay. Hatta iki tanesi, hatta üç tanesini de biliyorum. Gözümde canlandırabiliyorum. İki, üçü unutalım. İki de olsun. İki de gözümde canlandırabiliyorum. Onu da bıraktık. Bir tanesi yeterli bizim için. Bir tanesini nasıl yapacağımı biliyorum. Tamam, güzel. Öyleyse şöyle yap. De ki, varsay ki en eksi bir tane diski bir yerden bir yere taşımasını bilen birileri var. Şuradaki en eksi bir tane diski buradan alıp şuraya taşıyabilen bir tane prosedür biliyorum. Onu çağır. Tamam, bu en eksi bir tane diski buradan buraya taşısın. Şöyle yani. Aynı şeyleri defalarca anlatmanın bazen faydası oluyor. Kaçıncı defa anlatılışı bu problemi size? Tamam, burada en tane disk var. Yani çizmişken düzgün böyle çizmeyeyim diskleri. Şöyle çizelim. Sağ tarafı biraz sol tarafı tutun, idare edin. En tane disk var burada. Şurada bir tane çubuk var. Şurada bir tane çubuk var. Ne ilk adım? İlk adım recursive dedi. Yani base case'in dışındaki ilk adım ne? En eksi bir tanesini buradan şuraya taşı. Taşıdığın zaman ne olacak? İkinci resim. Şurada bir tane disk alacak. Şurada hiç disk yok. Ama şurada en eksi bir tane disk olacak, değil mi? Problem şu anda elimde bu var. Buradan buraya nasıl taşıyacağımı recursive adımla yaptım. Recursion onu halledecek. Recursion onu halletmemiz için herhangi bir sebep yok. Niye? Çünkü base case'i nasıl çözeceğini biliyorum ben. En eksi bir tane diskin buradan buraya taşınması da benim problemimin tıpatıp aynısı birazcık küçülmüş hali, o kadar. Tıpatıp aynısı. Niye aynısı? Çünkü elinde 3 tane çubuk var. Bu çubukların üzerinde de bir tanesi en eksi bir tane disk olduğunu varsayabilirim. Çünkü şu alttaki iki yerinden oynamayacak. O hepsinden büyük olduğuna göre bu çubuğu normal bir çubukmuş gibi kullanabilirim. Dolayısıyla bir çubuktan diğer çubuğa en eksi bir tane diskin taşınmasından başka bir şey değil bu. En eksi bir tane diski taşıdım buraya. Bu burada kaldı.
Ondan sonra şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağım şey, gerçi ters yaptım, buradan buraya yapacaktım ama orada çubuğa taşıyalım diye yapacağım şey, bunu buradan kaldırıp çok rahat bir şekilde sildim. Bakın bunu gözümde canlandırabiliyorum. Buraya getirdim. Bunu da biraz büyük yapalım. Küçük oldu. Tamam. Bunu buraya getirdim. Sonra ne yapacağım? Sonra diyeceğim ki endeksi bir tane diski taşımanın yolunu biliyordum ya ben. Şimdi bu endeksi bir tane diski buradan şuraya taşıyacağım. Ama taşırken 3 tane çubuk lazım bana. 3 çubuğun da birden, yani şunda hiç şey olmayacak. Altında başka bir tane disk olmayacak. Yok. Şunda hiç disk yok. Yok. Şunda disk var ama burada disk olması önemli değil. Niye? Çünkü şunların hepsi o diskten daha küçük. Dolayısıyla bunu da boş çubukmuş gibi düşünebilirim. Bunların hepsini de buradan buraya taşı dediğin zaman en sondaki durum ne olacak? En sondaki durum şöyle bir şey olacak. Burada işte en tane disk var ve şurada hiç disk yok. Recursion sayesinde ya bu olur mu acaba bir de NX2 için mi denesek falan filan gibi düşünebilirsin. Hayır, yaptığın zaman ne oluyor? Başınız döner. Köprüden aşağı yuvarlanırsınız. Yapmayacaksınız öyle. Base case'i çözdüm. Recursion case'in adımlarını teker teker gösterdim. Birinci adım bu eksi bir tane diskin taşınması. Şartlar benim için uygun. 3 tane boşluklar, 3 tane çubuk var. Başka bir şey yok çubuklar üzerinde var ama olmadığını varsayabilirim. Taşıdım oraya. Problem tıpa tıpa aynısı küçülmüş hali. Ondan sonra şu bir tane diski taşımasını biliyorum. Sonra bunu tekrar geriye getirip yerine koymasını biliyorum. Öyle yaptığım zaman biliyorum ki bu problem çözülecek. Tamam mı? Üçüncü sefer söyleşinde belki birazcık daha manada olmuştur. Dediğim gibi bunu şeyle yapmak için, iteratif yapmak için, loop'la falan yapmak için yine bir stack kullanmanız gerekli. Ben stack kullanmadan yaptım derseniz eğer muhtemelen ona baktığınız zaman, bak kodunu birazcık incelediğim zaman ben göreceğim ki diğerde stack'e benzer bir tane yapı var esasında. Bir yerlerde tutuyorsun. En sonunda yine nereye koydum acaba, nerede kalmıştım falan acaba diye bir tane yapı var diğerler. Onu görebilmem lazım. Tamam, soru var mı? Recursion'a bununla başlamak hiç güzel bir fikir değil. Karışık bir problem. Esasında recursion'a anlattığın zaman çok basit. Tamam çözülüyormuş gibi ama kimse inanmıyor çözebileceğine. Yani recursion'a inanan yok çünkü. Recursion'un induction'a bağlı olduğu ve ispat metodu olduğunu öğrettikten sonra ancak insanlar yavaş yavaş. Bazen insan gözüne inanmıyor, tamam mı? Aklına güvenemiyor. Hani ya uçağın uçtuğuna inanmayan insan çok. Uçağa binemeyen insan da çok. İnsan da aklı almıyor çünkü. Yani 300 ton alet uçar mı ya? Kafanıza sığıyor mu? 150 ton yakıt. Tamam mı? Uçmaz. Bana göre uçmaz. Uçmaması lazım. Ama işte insanın aklı, istatistik, yaptıkları deneyler uçtuğunu gösteriyor. O akla güvenip biniyorsun da bu da öyle bir şey. İspatı var. Siz de ispatlarsınız isterseniz bunun çalıştığını. Induction'da ispatlarsınız zaten. Onu ispatlamanın yolunu gösterdim. Bazen insan şeyini bırakıp kendi ne diyeyim intuition'ı falan bırakıp mantığa sığınmak zorunda kalıyor. Bazı aklın bir şey söylüyor ama hislerin başka şeyi söylüyor. Hislerini bir kenara bırakıp aklına inanmak gerekiyor. Bu durumlardan bir tanesi ispatı var teker teker. Yani uçak uçuyor. Recursion'da çalışıyor. Ben şeyde inanmıyorum mesela hala. Şu backloader'lar var ya. Backloader'lar var ya şu. Arka tarafı capture, ön tarafı şöyle şey gibi bir yer. Şu şurada var ya şu traktörün saletler. Onlar backloader deniyor. Ben onların çalıştığına inanmıyorum. Yani adam oturuyor ya, onların her birini sanki kendi parmağıymış gibi kullanıyor. Böyle görüyorum çalışıyor adam. İlk okul mezunu mu oluyor değil mi diyor, onu da bilmiyorum yani. Bir yeri kalacak, ilk önce geliyor onun ucuyla. Şöyle bir iki tane tırlarla koyarmış gibi sanki orayı sökebilir miyim, sökemez miyim? Altında boru var mı yok mu orada anlıyor biliyor musun orada? Bakıyor ki bir şey gelmiyor, olduğu gibi kaldırıyor. Bir yarım saat içerisinde açtığı çukura bakıyorum ben onu. Yani bundan 50 yıl önce bir köy burası çukur açamazdı bir günde. Yani yarım saat içinde yapıyor adam onu. Dolayısıyla aletlerin ben çalıştığına inanmıyorum ama her günde görüyorum. 50 bin lira mı ne var ya? 50 bin lira satıyorlar. Ya da 60 bin lira öyle bir şey. İnanılmaz bir şey yani. Recursion da inanılmaz bir şey. Çalışıyor. Bu aletlere bir bakın gerçekten orada hidroliği falan filan nasıl yapmışlar ve Türkiye'de üretiliyor. Tasarımı falan da Türk. Çoğu Türk onlar. Tamam. Recursion hakkında konuştuk. Backloader hakkında konuştuk. Bıçak hakkında konuştuk. Gece kondu. Yok onunla ilgili. Polisi kentmen.
Tamam, devam edelim. Burada algoritma vardı. Algoritmasını geçip doğrudan isterseniz programa bakalım. Çünkü algoritmanın hakkında ben konuştum. Bu SEDO kodu. Bu da algoritma şeyin kendisi. Programın kodun kendisi. Bana diyor bir tane şey ver. Kaç tane disk olacağını ver. Ondan sonra şu çubuğun adını ver. Ondan sonra destination çubuğun adını ver. Bir geçici çubuğun adını ver. Üç tane çubuk adı ver ki ben sana bir tane şey vereceğim. İlk önce başlangıç çubuğundan geçici çubuğa bir disk at. Sonra işte geçici çubuktan hedef çubuğa bir disk at gibi şeyler yapacak buraya, tamam mı? Bunu yapacak. Bunun üç tanesinin ismini istiyor. Ve diyor ki eğer diyor başlangıçta değil, eğer bana bir tane diskim var deseydim ben onu hemen çözerdim. Derdim ki diyor move disk one from peg start peg to peg destination peg. O kadar derdim diyor. Derdim ki diyor işte bunun adı S olsun. Şuranın adı start peg'i. Bu da destination peg. Bu da temporary peg. S'den birinci diski S'den B'ye götür derdim diyor. O kadar. Başka da bir şey söylemezdim eğer bir tane olsaydı. Ama bir tane değilse o zaman şunu yapmam lazım diyor. Benim aileme bu problemin n-1'le çağırdım diyor. N-1'le çağırdım. Aynı problemin tıpatıp aynısı. N-1'le yapacağı şey ne? N-1'le gözünde canlandırın. N-1 tane diski S'den D'ye değil de T'ye taşıyacağım. S'den ben orada ters yaptım. N-1 tane diski S'den T'ye taşıyacak ama D'yi de geçici disk olarak kullanacak. Adam öyle yapmış. N-1 tane diski S'den, tamam mı? Destination olarak tempeg'i vermiş. Ondan sonra temporal olarak da destination peg'i vermiş. Bu üçünü kullanarak taşı. Tamam, bunu yaptıysa eğer, yani adam start şeyden, source peg'den, start peg'den N-1 tanesini temporal peg'e taşıdıysa o zaman benim yapacağım eninci diski alıp oradan eninci diski destination peg'ine taşıma. Move disk n from peg start peg to peg destination peg. Bunu yaptıktan sonra yapacağım şey tekrar şu move'u şey yapıp çağırıp n-1 tane disk ben biliyorum temp peg'de bekliyor. Onlara destination peg'i start peg'i de şey olarak temporary olarak kullanarak taşı. Tamam, kod bu kadar. Bakıldığı zaman anlaşılması, köşün bilmeyen, induction bilmeyen birisi için anlaşılması çok kolay bir şey değil bu. Kod değil. Ama recursive baktığı zaman inductive proof'u var bunun, değil mi? Inductive proof'u var. Birisi dese ki yok ya bu N17 için çalışmaz dese. Ne dersiniz? N17 için çalışmamasının sebebi ne olabilir diye bakacaksınız. Niye çalışmasın? Ya şu çalışmıyordur, ya şu çalışmıyordur. Şunun çalışmaması gibi bir durum olamaz, değil mi? Bakıyorsun buraya, şunun 17 ile alakası yok, değil mi? Eğer adam N17 için çalışmıyor diyorsa o zaman esasında söylemeye çalıştığı şey 16 için çalışmıyordur, değil mi? 16 için yapalım bunun aynısını. Ya bu çalışmıyordur, ya bu çalışmıyordur. Şunun çalışmaması gibi bir durum yok. 15 için çalışmadığını iddia ediyor, değil mi? Nereye kadar gidecek bu? Induction gibi yani, recursive gibi. N1'e kadar gidecek. Adam demek ki N1 için çalışmayacağını söylüyor ama işte orada da çalışıyor. Hepsi için çalışıyor. İspatı var. Tamam. Güzel, geçiyorum eğer soru yoksa. Var mı soru? Devam edelim. Ne yapayım? Tamam, devam edelim. Şimdi Recursion'un başka uygulamaları var. Uygulamadan bir tanesi de görüntülerle alakalı resimler var ya, dijital görüntüler, dijital resimler, dijital ne diyorlar, imgeler, imaj falan diğerleri var. Onlarla alakalı verilen bir resmin içerisinde, esasında resim ne demek birazcık onu anlatayım ben size. Belki bilmeyenlerde falan vardır, sorunun haberi vardır ama bilgisayarlarda görüntüler, dijital görüntüler, bu fotoğraf makinelerinin çektikleri ya da ekranda gösterilen görüntülerin hepsi
piksel piksel gösteriliyor. Piksel piksel. Ne demek piksel piksel? Görüntü esasında bir matris, tamam mı? Matris diye düşünün. En enlik bir matris. Şöyle bir tane matris. Sadece gri seviyeli siyah beyaz bir tane şey düşünün. Resim düşünün. Siyah beyaz bir resim düşünün. Diyelim ki burası işte 100 tane kolon olan, 100 tane de satır olan bir tane matris. Matrisin içerisinde byte'lar olsun. Yani 0 ile 255 arasında değişen değerler. Sıfırlar var, yüzler var, 255'ler var böyle. Burası 255, 255. Şimdi bilgisayarla çoğu sisteme bu bir tane resim. Al bunu göster dediğin zaman yaptığı şey şu. Size gösterdiği zaman bu yüzlük yüzlük matris resim olarak şu sıfıra denk gelen yerleri size koyu olarak gösteriyor, siyah olarak gösteriyor. Rakam büyüdükçe açık renkli olarak gösteriyor. Şunlar beyaz. Tamam mı? Şu da gri seviyede, orta seviyede gri bir şey. 0 ile 255 arasında bu değerleri değiştirdiğiniz zaman elinize siyah beyaz resimler geçiyor. Şeye bakın, şu projektörün yaptığı da esasında aynı. Eğer bunu renksiz olarak görseydim, şuraya gelip dikkatlice tam dibinden yakından bakarsanız, bu gerçi bu fokus da değil ama tam dibinden bakarsak orada her bir pikselin teker teker şeyini görebiliyorsun, rengin her bir pikselin farkını görebiliyorsun ama ben orayı renk olarak görüyorum. Buna denk gelen şey bilgisayarın hafızasında şöyle bir tane matris. İşte bu 800'lük bir tane resim. Çünkü benim çözünürlüğü böyleydi. Bu öyle bir resim. Bu da %100'lük bir resim. Tamam mı? Dolayısıyla resimlerin, görüntülerin hepsi bilgisayarın hafızasında matrisler olarak, iki boyutlu matrisler olarak tutuluyor. Videolar nasıl duruyor sizce? Videolarda 3 boyutlu veri yapısı olarak tutuluyor. Bu 2 boyutlu bir matris ya, 3 boyutlu matris olarak tutuluyor. Tamam mı? Bunun birazcık X, burası Y, bir de T zaman var, T var. Tamam mı? Bir de o 3 boyutlu olarak tutuluyor. Dolayısıyla arada gösterdiğiniz zaman 2 boyutlu resimleri video oluşmuş oluyor. Ya da arada koyduğunuz zaman 3 boyutlu bir yapı var elinde. İstediğin T şeyine, zamanına ve oranın koloruna, satırına.